Eskişehir Ticaret Borsası'na yılın ilk arpası getirildi. Allahu Ekber. Beyazaltın köyünden çiftçi Anıl Aras tarafından getirilen arpa açık artırma usulüyle 9 lira 55 kuruştan satıldı. Düzenlenen törende konuşan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, bu yılın harman döneminin hayırlı, bereketli olmasını diledi. Yılın ilk mahsulü Beyazaltın köyünden Anıl Ayas tarafından getirildi. Bu bir gelenek, ritüelleşmiş bir gelenek. Çiftçilerimiz ilk mahsulü getirmek için bir yarış içinde. Bu yarışı da bu yıl Anıl Bey kazandı. Ben öncelikle bu yılın harman döneminin tüm çiftçilerimize ve Türkiye'ye ve Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli olmasını diliyorum. Zeydan, önceki günlerde yaşanan dolu nedeniyle birçok köyde hasar oluştuğunu hatırlatarak çiftçileri tarlalarına sigortalatma konusunda uyardı. Birkaç gün önce yaşadığımız bir dolu faciası nedeniyle biraz üzgünlüğümüz var. Kalkanlı, Aksaklı, Yenikent, Güllüce, efendime söyleyeyim, Büyükdere, Türkmen Tokat isimli köylerimize çok ağır hasar oluştu. Buradan sizin varsanız da onlara da geçmiş olsun diyorum. Geride kalan ürünleri için bereket diliyorum. İnşallah telafi edilebilir. Allah'tan gelen bir şey. Ama burada tarımla alakalı tarım sigortasının önemi ortaya çıkıyor bir kez daha. Keşke böyle bir örnek vasıtasıyla çıkmamış olsa. Yine bir farkındalığa sebep oldu bu kötü olay. Ben tüm çiftçilerimize öneriyorum. İlk mahsulü getiren Anıl Aras'sa duygularını şu sözlerle ifade etti. 2019 yılı tüm çiftçilerimize, ülkemize, vatanımıza temennim uğur getirmesini dilerim. Bir yönden mutluyuz, bir yönden mutsuzuz. Diğer köylerde çiftçi arkadaşlarımız çok dolu mağduriyetine kalmıştır. Onlara buradan çok geçmiş olsun diliyorum. Allah'tan sabırlar getirmesini istiyorum. Ve 2019 yılı bütün çiftçilere inşallah bereket ve uğur getirmesini temenni ediyorum. Törene Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdülkadir Adar ve çiftçiler katıldı. İlk mahsul töreninin ardından toprak ve kadın konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar sergilendi.